Merhabalar, YouTube'a ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel dekorasyon çiçeğini yapacağız ve ilk önce toplamaya başlıyoruz. Yapraklarımı iki e, yol arasındaki bölümden topladım. Yani bunun için herhangi bir ormana gitmenize ya da uzak bir yere gitmenize gerek yok. Her türlü ağaç yaprağından farklı çiçek modelleri çıkartabilirsiniz. Temiz olanları bu şekilde yeşillikler üzerinden topladım. Küçüklü, büyüklü hiç fark etmez. İstediğiniz yaprakta herhangi bir kombin oluşturabilirsiniz. Ağaçların bazılarında bu tarz şeyler de vardı. Onları da değerlendirebilirsiniz. Şimdi projemize başlıyoruz. Birkaç tane yaprak çeşidi vardı. Onları yapacağınız işleme göre isterseniz sıralandırabilirsiniz. Yani şu yaprak şununla benziyor, bu yaprak bununla benziyor diye. Bazılarının kesimleri farklı, bazılarının üstleri zaten deri gibi. Hepsi de ayrı bir güzel ve hepsi birbirinden şahane. Bu sağdaki zaten böyle çakmakla kenarlarını yakmış gibi çok güzel bir görüntüsü var. Şimdi bunları yıkıyoruz. İsterseniz çeşmenin içine su doldurup hepsini bastırıp çıkartabilirsiniz. Ya da bu şekilde tek tek yapabilirsiniz. Emin olmak adına bazılarında çünkü böyle kuş pislikleri de çıkabiliyor. Onları ayırabilirsiniz, atabilirsiniz. Bunun için bir çanta dolusu yaprak doldurduğunuz zaman 5-6 tane çiçek çıkartabiliyorsunuz. Daha fazla yapmak isterseniz bayağı bir yaprak toplamanız gerekecek. Bunlar öneri olarak size sunduklarım. Hepsini e, bu şekilde suyun içine bastırıp tuzunu en azından üstündeki e, şeyi atmış olabilirsiniz bu sayede. Ve ıslatmadan yıkamadan da olmuyor çünkü yaprak çok kuru olduğu için e, şimdi projemizde zorlanabiliriz. O yüzden nemli olmasını e, artı bir e, işlem sağlıyor bizim için dilerseniz bu şekilde tek tek peçeteyle nemini alabilirsiniz. Eğer hemen yapmak isterseniz ya da bir süre kalsın isterseniz hepsini üst üste koyup havlunun içinde 1-2 saat bekletip böyle hani şekil aldırabilmek adına daha kolay olacaktır. Bekletebilirsiniz. Kenarlarını düzeltiyoruz. Havluyu saracağım zaman kenarlar kıvrık kalacaktı. O yüzden ters çevirip koyuyorum ki düzleşsin. Ve kapatıp bu şekilde yarım saat bir saat ne kadar arzu ederseniz ne kadar kuruysa yaprak o şekilde bekletebilirsiniz. Şimdi yaprağımız gördüğünüz gibi birazcık nemli. E çünkü kuru olursa tamamen kurumuş kullanırsanız kesmekte zorlanabilirsiniz kıvırmakta zorlanabilirsiniz o yüzden nemli olmasında fayda var orta kısımları atıyoruz onları kullanmayacağız ve bu şekilde makasla orta tomurcuk bölümünü yapacağız isterseniz tomurcuk bölümü için farklı şeyler de kullanabilirsiniz nasıl arzu ederseniz renkli aparatlar da kullanabilirsiniz ama ben şu an tamamen doğal olarak gidiyorum. Yani ekstra e, artı bir ürün koymadım içine. Bunu e, başka bir projenin üstü için yapıyorum. Şu, şu an üçlü bir konsept var. E üçü de birbirine uymak zorunda. E, o yüzden üçü de birbirini tamamlaması için böyle bir renge ihtiyacım vardı. Bunu da doğadan ve yapraklardan karşıladım. E, çok da güzel bir duyguydu doğayla uğraşmak yaprakları toplamak hepsi birbirinden güzel hiçbir yaprağı diğerinden ayırt edemedim onu da söyleyeyim orta kısımları bu şekilde ister uzun bırakabilirsiniz isterseniz kısaltabilirsiniz nasıl arzu ederseniz o şekilde işlem ve şekil çalışabilirsiniz ben şu an sprey yapıştırıcılardan kullanıyorum silikonla çalışmayı çok sevmiyorum biliyorsunuz her zaman bunu söylüyorum. Yani elime aldığım bir şey tuttuğumda asla dökülmeyecek, yeri düştüğünde parçalanmayacak. Ee, uzun vadede kullanabileceğim çalışmalar olması gerekiyor. O yüzden de en yapışkan neyse, en sağlam sonuç neyse, daima o şekilde güçlendirmeye çalışıyorum. Şimdi e, şekil vermeye başlıyoruz. İç kısımları küçük yaprak kullanabilirsiniz. Büyük bir çiçek isterseniz de orta boyda başlayabilirsiniz. Yine bu şekilde yapıştırıcıyı koyuyoruz. Spreyini sıktığımız zaman zaten taş gibi oluyor. Masamın üzerinde de birkaç yerde yapışkan kalmıştı. E, üç yerini manfetti masamın maalesef yapıştırdığım proje masaya yapıştı. Masadan çıkartırken de masanın üstü kalktı. O derece yapışkan bir ürün yani. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yani elinize aldığınız zaman dağılmayacaktır. bu şekilde üst kısma bol ya da dar nasıl başlamak isterseniz altta bir huni yaparak başlıyoruz. Ve diğer yaprakları da onun etrafında dolaştırarak yerleştiriyoruz. Tamamen bu bölümde tasarım size ait. Alt e, sap kısımlarını isterseniz ilk başta kesebilirsiniz. Ya da yaparken tutmak adına kolay oluyor. Sonradan da kesebilirsiniz. Kenarları çok güzel bir yaprak. Şu an burada tam aktaramıyorum size. Hatta e, biraz karanlık düşmüştü. Şu an üst kısma bir ışık daha koydum ki o netliği görebilesiniz diye özenle işlenmiş bir yaprak gibi e, aşık oldum yaprağa diyebilirim bir yaprak bu kadar mı güzel olur kenarları dokusu rengi yani koyu kahve açık kahve sarımtırak bir renk kenarlar resmen çerçevelenmiş, çok kibar ve çok da mükemmel bir renge sahip. E bazı şeylere her zaman söylüyorum. Hani burada daha güzel, gerçekten gerçek gözle daha güzel. fotoğrafta hepsini aktaramıyoruz diye. Şu an resmen öyle bir projeyle uğraşıyorum. Yıkandığı için zaten tozu da gitmişti. bakar mısınız deri gibi hepsi birbirinden şık şimdi bu sap kısımları bahsettiğim gibi sonradan da kesebilirsiniz ilk başta da kesebilirsiniz şu an 3 örnek göstereceğim altlarındaki çubuklar mangal çubukları bu şekilde jüt ip sararak alttaki çubuğu kapatabilirsiniz ama zaten görünmediği için tamamen doğal ahşap olarak da bırakabilirsiniz. Öyle çok sırıtmıyor. E, kullandığınız vazo da önemli tabii ki. Ya da bu şekilde çikolata kahve ile boyayabilir. E, yaprağın koyu kısımlarını onu denkleyebilirsiniz. Ya da en baştaki gibi sade bir şekilde bırakabilirsiniz. Şimdi yapraklarımız biraz nemliydi. İşte o yüzden kuru olmaması gerekiyor. E, sadece peçeteyle kurutmuştuk ve havluya sarmıştık. Şimdi maşa ile bunlara şekil veriyoruz. Ve artık onlar o şekilde kalacaklar. Kırılır mı? Tabi e, tabii elinize aldığınız zaman biz ona gazel derdik yani süpürürken yapraklar çatır çutur kırılır. Bu da aynı şekilde tabii ezdiğiniz zaman ya da ufaladığınız zaman kırılacaktır. O yüzden e, köşede sabit bir yerde dokunulmadan ya da böyle daha çok hırpalanmadan durması gereken ürünlerden bir tanesi. Şu an istediğiniz şekli verebilirsiniz, içe de kıvırabilirsiniz, dışa da kıvırabilirsiniz, nasıl arzu ederseniz. Biraz yaprakları çekiştiriyorum ki hani o taraf bu tarafla denkleşsin. Böyle daha çok üçgen bir şey düşündüm. Bunun farklı bir şeyde de kullanabiliriz olarak. Çünkü sonradan bir daha oynayamıyoruz yaprağı Alttan böyle bir püskül sallandırdığınız zaman. Sapını çıkartarak da kullanabilirsiniz, kapı süsü yapabilirsiniz bunlarla. Ee, yine sprey boyayla boyayabilirsiniz ama bu şekilde doğal çok daha güzel. Bu da sarı yapraklardan. 3 çeşit yaprak çıkmıştı. Biri kenarları yakılmış gibi, biri böyle sarı turuncu kahve tonlarında, diğeri de tamamen böyle saten gibi parlak e, ve tek renkte. Şu an 3 tanesi normal büyüklükteki bir, bir vazoya gayet rahat yeterli olacaktır. E, bu da göstermek istediğim bir örnek. bu şekilde kapı süsü yapıp e, vernikleyebilir ya da bu ortadaki şeyleri görmüşsünüzdür mutlaka yol kenarlarında çok oluyor. Onları da epoksi ile çalışabilir. tamamen bu şekilde sabitleyip, elinizde kalmasını sağlayabilirsiniz. Bir süre sonra çürüyor, kararıyor, rengi bozuluyor. Üzüm gibi düşünün. Ee, ama epoksi ile çalışırsanız içinde cap canlı kalacaktır. Şimdi daha önceki biliyorsunuz böyle bir aranjman saksımız vardı. İçinde e, haşhaşlar, pampaslar, hasır otları vardı. Şimdi onda bir dekora bakıyorum nasıl duracak diye. Çünkü doğal olan şeyi böyle doğalda görmek istedim. Gayet hoş oldu. Biraz koyu düştü. Renkler uyumlu oldu ama alt taban bir kurdale bağlanırsa tabi o orada renk olarak daha çok uyum sağlayacaktır. Yani şu an saksıya bir renk lazım. Onu da kurdale ile tamamlayabilirsiniz. Bunu da diğer vazoda deniyorum. Daha önce onun içine lamba yapmıştık. Önceki videolarda bulabilirsiniz. Onun üstünü çıkarttım ve onun içine koydum. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şu an 3 tanesi verniksiz, diğerleri vernikli. Son yaptıklarımız parlamıyor. Şimdi yakından size bir şey göstermek istiyorum. Görenler lütfen yorum yazarlarsa sevinirim. Tam da bu çiçek. İçinde iç içe geçmiş iki tane kadın yüzü var. Aslında üç tane ben kadın yüzü gördüm. Ee, nasıl bilmiyorum çok şaşırdım. Şimdi tekrar yaklaşıyorum. Genç bir kız çocuğu yüzü var. Sanki böyle resmen bir fotoğraf çekilir edersinca bu çiçek. Şimdi uzaklaşınca belki tekrar görebilirsiniz. Bakın, orada bir yüz var. Şu an çok net. Ara ara onu yakalamaya çalıştım ama e, ne kadar başarılı oldum bilemiyorum. Şu an verniklenmiş hali parlak şekli. İsterseniz üzerine sim de yapabilirsiniz böyle çok ince simlerden çiçek simlerinden. E, ama tabi doğal olduğu için o tür yapay şeylere girmek istemedim. Vernik sizde kalabilirdi ama biraz böyle soft görünüyordu. Siz nasıl yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdilik projemiz bu kadar. Bir yapraktan bir vazoya hikayemiz böylelikle sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.